Evet, Rütük'ten gelen uyarı yazısı doğrultusunda Hayat Televizyonu olarak devam ettiğimiz yayın hayatımıza bundan böyle Hayatın Sesi olarak devam edeceğiz. Peki neden bu değişikliğe gidildi? Hayatın Sesi program koordinatörü Arif Koşar'la konuşacağız bu konuyu. Arif merhaba. Merhaba. Evet, 9 yıldır Hayat TV adıyla yayın hayatımız devam ediyor. Bu 9 yılın ardından Rütük'ten gelen uyarı yazısı üzerine isim değişikliğine gidildi. Peki, Türkiye'de patent yasası, patent hakları açısından sistem nasıl işliyor? Yani mesela bize de bu uyarı neden 9 yıl sonra geldi? Evet, aslında bu uyarı daha önce de gelmişti. Yeni gelen bir uyarı değil, biz televizyonumuzun ismini yine değiştirmek zorunda kalmıştık. Şimdi izleyicilerimiz açısından şunu açıkça ifade edelim. Biz 9 yıldır Hayat Televizyonu ismini kullanıyoruz. Televizyonculuk yayıncılığıyla, televizyon yayıncılığıyla, habercilikle, gazetecilikle hiçbir alakası olmayan bir tekelci şirket. Daha çok su üretimi yapan, daha çok su ticareti yapan bir şirket, Hayat isminin kendisine ait olduğunu ve hiçbir alanda kullanılamayacağını iddia ederek bizim televizyonumuzun ismine itirazda bulunmuştu. Biz de Türk Patent Kurumu'na yaptığımız başvuru sonrasında bu isim hakkını alamamıştık. Bu bizce doğru bir karar değildi. Çünkü şöyle olabilir. Yani kendi su üretimi alanında bir yayın, bir şirket kurulsa buna itiraz gelebilir ama onun üretim yaptığı, onun ticaret yaptığı alanla bizim yayıncılığımız arasında hiçbir alaka yok. Biz tamamen farklı bir alanda ve kurulduğumuz günden beri onunla hiçbir alakası olmadan Hayat Televizyonu ismini kullanıyoruz. Ve bizim bu isme yüklediğimiz anlam da yani hayatla Türkiye'de, dünyada yaşayan emekçilerin günlük sorunları ve dertlerinden onların mücadelesine kadar bir bütün olarak yaşamı, hayatı içeren ve bunu yansıtan bir televizyon olma iddiasıyla çıktığımız için bizim kullandığımız hayatla onun kullandığı hayat arasında da zaten bir fark var. Şimdi bize bu çerçevede isim değişikliğini zorunlu kıldılar. Biz ismimizi bu çerçevede değiştirmek üzere çeşitli işlemler yapmıştık. Örneğin Hayat Televizyonu, uydudan izleyenler bilir, HTV Hayat olarak değiştirmek durumunda kalmıştık. Bu değişikliğe rağmen bu şirket itirazlarında ısrarcı oldu ve son olarak yaklaşık bir hafta önce Rütük kanalıyla bize bir yazı geldi ve isminizi değiştirmezseniz, Hayat ismini bir biçimde kullanmaya devam ederseniz, HTV Hayat'ı da kabul etmediklerini ifade ederek ismimizde köklü bir değişiklik yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Eğer bu değişikliği yapmazsak 3 ay süreyle yayın durdurma cezasının olabileceğini, daha sonra da lisans iptalinin gündeme gelebileceğini söylediler. Biz de bu çerçevede bu fikri mülkiyet hakları böyle ifade evet. ediliyor. Bu çerçevede ismimizi değiştirmek durumunda kaldık. Bu fikri mülkiyet haklarına ilişkin de aslında bir vurgu yapmıştın, sormuştun. Tabii bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Bu şu anlama geliyor. Bir şirket çeşitli isimleri kendi egemenliğine, kendi tekelini aldığı zaman kimse bu ismi kullanamıyor. Örneğin böyle bir sürü şirkette bunun sahtekarlığını da yapıyor. Örneğin çeşitli telif hakkı korsanlığı yapan şirketler çeşitli isimleri bu alanla ilgili hiçbir faaliyet üretmemelerine rağmen binlerce ismi topluyor ve daha sonra bu isimleri yaptığı masrafın ve maliyetin örneğin 100 katına, 1000 katına çeşitli şirketlere satmaya çalışıyor. Yani bu fikri alanda, fikir özgürlüğü alanında çeşitli isimlerle kendini ifade etme açısından uygulanan gerici, tekelci, mülkiyetçi bir anlayıştır. Bizim televizyonumuz zaten fikri alandaki tüm mülkiyetlerin kaldırılmasını ve insanların, kurumların, yayın organlarının basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kendilerini özgürce ifade etmesinden yanayız. Yani şu, Hayat ismini isteyen herkes özgürce kullanabilmelidir. Eğer bu çok popüler bir ürünse ve başkası da kullanıyorsa o zaten halk tarafından ayıplanır. Halk tarafından sahtekarca bulunur. Şimdi biz 9 yıldır yayın yapıyoruz. Hiç kimse bize, hiçbir izleyicimiz, milyonlarca insan, izleyenler, yayına katılanlar ya bu Hayat Televizyonu bir sahtekarlık mı yaptı da bu ismi kullandı demedi, diyemez. Çünkü kendi alanımızda kendi özgün yayınımızı yapıyoruz.
Hiç kimsenin de özel olarak hiçbir markanın da özel olarak ismini falan da çalmış değiliz. Ki bu marka Türkiye'de çok fazla kullanılmadığı dönemlerde, çok fazla bilinmediği dönemlerde de Hayat Televizyonu, Hayat Televizyonu olarak varlığını sürdürmüştür, kurulmuştur ve televizyonumuzun kuruluşu açısından da, kuruluşu döneminde de gelen öneriler değerlendirilerek, yani birçok çevreden kurucular vardı, akademisyenler, bilim insanları, sendikacılar televizyonumuzun kuruluş sürecine katıldılar ve bu dönemde gelen önerilerle ortaya çıkmış bir isimdir. Tamamen bize aittir, tamamen emekçilere, işçi ve emekçilere, ezilen halklara ait bir isimdir. O yüzden bizim bu isimde şimdiye kadar ısrarcı olmamız ve devam etmemiz de bu açıdan anlamlıydı. Peki Arif, basın organlarına çokça baskının yapıldığı bir dönemdeyiz aslında şu anda. Muhalif gazeteciler tutuklanıyor, gazetelere kayyum atanıyor, gazetecilere saldırılıyor ve gazeteler, televizyonlar yani basın organları cezalarla susturulmaya çalışılıyor. Şimdi televizyonumuza yönelik bu isim değişikliği bu baskılarla ne kadar alakalı? Şimdi yakın zamanda televizyonumuzun da içerisinde bulunduğu 8 kanala yönelik bir RTÜK operasyonunu, bir hükümet operasyonunun olabileceğine ilişkin çeşitli haberler çıkmıştı. CHP milletvekili, İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da bu iddiayı gündeme getirmiş. RTÜK toplantısında bu 8 kanalın lisanslarının iptal edileceği ya da böyle bir sürecin işletileceğine ilişkin bilgiler çıkmıştı. RTÜK de yani bunu bir yandan yalanlamış ama bir yandan da Türkiye'de mevzuat ne gerektirirse onu yaparız biz demeye getirmişti. Aslında şunu diyor, Türkiye'de mevzuatlar maalesef hükümetin bu alanda yayıncılık, basın ve ifade özgürlüğü alanındaki kontrolüne, baskısına izin veren içerikte antidemokratik ve gerici mevzuatlar. Zaten yargının durumu ortada, hükümetin tek elinde ve ciddi bir ağırlığı, etkisi, baskısı ve yönlendirmesi var. Bu çerçevede yargı ve mevzuat işbirliği düşünüldüğünde RTÜK'ün açıklaması, evet biz mevzuat gereği bu kanalları istersek kapatırız anlamında da yorumlanabilir, değerlendirilebilir. Şimdi o tartışmadan, o haberlerden önce de televizyonumuza ilişkin hükümetin doğrudan kontrolü altında olduğunu ifade eden, yani bu ülkede iktidar partisinin de televizyonu olmayacak mı diyerek iktidar partisinin televizyonu olduğunu bizzat deklare eden kanallar tarafından hedef alındık. Örneğin A Haber, ATV, Sabah gibi, Yeni Şafak, Yeni Akit gibi gazeteler tarafından televizyonumuzun hükümet karşıtı işte çeşitli yasa dışı yayınlar yaptığını, organizasyonlar yaptığını ifade eden açıklamalar da olmuştu. Bunlar tabii külliyen yalan. Evet. Yani Türkiye'de zaten okurlarda giderek de bu görülüyor. Bu televizyonlar, bu gazeteler ne derse tersi doğrudur. Özellikle Ankara katliamı sonrasında yaptığımız yayına ilişkin o haberlerde vurgular vardı. Orada bir vatandaşın, bir emekçinin hükümete ilişkin o katliamla bağlantı kurarak gösterdiği gayet doğal, haklı, onurlu tepkiyi de televizyonumuzun bir mizanseni olarak ifade etmişlerdi. Ama o hastane önünde olan binlerce kişi, binlerce tanık bunun böyle olmayacağını, olmasının da mümkün olmadığını, akıl ve mantığın asgari koşullarının öyle bir mizansene izin vermeyeceğini zaten görmüştü, ifade etmişti. Oradan, o süreçten sonra da yoğunlaşan ve televizyonumuza yaptığı yayınlar nedeniyle de henüz bize ulaşan resmi bir bildirim yok ama RTÜK toplantılarında televizyonumuza yönelik çeşitli idari para cezaları verildiğini bilgisi bize ulaştı. Bunlar henüz bize tebliğ edilmiş değil. Ama 8 yıldır ceza almayan televizyonumuz son 2 ay içerisinde 4 cezayla karşı karşıya kaldı. İdari para cezasıyla karşı karşıya kaldığı bilgisini biz edinmiş bulunuyoruz. Bu resmi bilgi değil. O yüzden buna bir yandan da böyle kesin olmayan bir bilgi olarak, içeriden aldığımız bir bilgi olarak ifade ediyoruz. Ama henüz bize tebliğ edilmedi. Ama bütün bu sürece baktığımızda hem İMC'nin TürkSat dışına çıkartılması, diğer muhabirler üzerindeki baskılar, çeşitli muhalif yayın organlarına kayyum atanması, en ufak bir muhalif haberin bile hükümet tarafından hedef gösterilmesi, işte Can Dündar ve Erdem Gül'ün tehditleri ve silahlı saldırıya uğraması, bir bütün olarak hükümetin muhalif medya üzerindeki baskıları ve onları hedefe koyması göz önünde bulundurulduğunda televizyonumuzun da bu açıdan tasfiye edilmek istendiği,
idari ve mali para cezalarıyla baskı altına alınmak istendiği ve orta vadede ve belki de kısa vadede susturulmak istendiği açıkçası çok da bilinmeyen bir şey değil. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Bu isim değişikliğinin 9 yıl sonra bugün bu biçimde Rütük yazısıyla gündeme gelmesinin de içinde bulunduğumuz konjektürde televizyonumuzun muhalif, işçiden, emekten, barıştan, demokrasiden yana kimliğinin bir sonucu olarak hükümetin yayıncılığımız üzerindeki bir baskısı olarak okuyoruz. Bu çerçevede bu isim değişikliği dayatmasını değerlendirmek gerekir. Peki Hayat'ın Sesi bundan sonra yayın hayatına nasıl devam edecek? Evet, Hayat Televizyonu bundan sonra Hayat'ın Sesi televizyonu olarak yayın hayatına devam edecek. Senin de vurguladığın gibi. Zaten biz şimdiye kadar hayatı ve hayatı üreten işçilerin ve emekçilerin, ezilenlerin, ezilen halkların sesi olarak yayın çizgimiz söz konusuydu. Bundan sonra da yine hayatı üretenlerin sesi olarak ve hayatın sesi olarak yayın hayatımıza devam edeceğiz. Şimdiye kadar izlediğimiz emekten, barıştan, demokrasiden, işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarları, talepleri, mücadelesi, onların hareketlerini yansıtmak ve ilerletme çizgisinde duran yayıncılığımızdan asla geri adım atmayacağız, asla taviz vermeyeceğiz. Bugün Türkiye'de televizyonculuk açısından en azından TürkSat üzerinden yayın yapabilen evet. çok az televizyon kaldı. Belki de Hayat Televizyonu bir iki televizyondan birisidir bu açıdan. O nedenle önemli olduğunu düşünüyoruz. Üzerimize düşen görev, sorumluluk, sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk ve bilinç de hep durduğumuz yerde, hiç geri adım atmadığımız, hiç taviz vermediğimiz, bu ülkede işçi sınıfı ve ezilenlerin, onların haklarının ve mücadelesinin yanında yer almaya, onların sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Evet. O nedenle Hayat'ın Sesi her zaman vardı, her zaman da var olmaya devam edecek. Hayatı üretenlerin sesi olmaya devam edeceğiz diyoruz. O zaman evet. Arif, teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Sağ olun.